Yerli ve Milli İrade Devleti iş başında. Güzelim Türkiye, kan, öfke ve intikam ülkesi oldu. Toplumun, AKP'nin çoğunlukçu ve baskıcı siyasetinden bir hayır çıkmayacağını düşünen, itiraz eden kesimleri üzerindeki basınç gün be gün derece derece artırılıyor. Gözaltılar, tutuklamalar, aynen eskisi gibi keyfe keder sürdürülen iddianamesiz tutukluluk süreleri, mahkumiyetler, sivil halkın bir kesiminin en temel yaşam haklarını hiçe sayan sokağa çıkma yasakları, gaz ve sopayla bastırılan anayasal gösteri hakları, meşru siyasal temsilin salt ifade özgürlüğü kullanımı bahane edilerek dokunulmazlık ve parti kapatma tehdidiyle yerle bir edilmesi. Her gün yeni haberlerle karanlık tünel daha da derinleşiyor. En son öğrendik ki Gaziantep'te bir sulh ceza mahkemesi toplatma kararına yapılan itiraz üzerine Tuğçe Tatari ve Hasan Cemal'in kitaplarının dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar vermiş. Sebep? Yazarların söz konusu kitaplarını okuyanlar şiddet ve tehdit içeren faaliyetlere girişebileceklermiş. Havuz medyasındaki nefret söylemi nedeniyle Hürriyet gazetesini iki gece üst üste basan vandal güruhuyla ilgili ise başı çeken kişinin bakanlık yardımcılığına getirilmesi dışında pek bir gelişme yok. 2015 Türkiye'si aynen 1970 ve 80'lerdeki gibi kitap toplatma ve yasaklama formatına geri dönmüş durumda. Anlı şanlı hiçbir edebiyat örgütünden ve anlı şanlı edebiyat ve yayıncı figürlerinden çıt çıkmıyor. Öyleyse biz neden sessiz kalıyor diye iş alemini, meslek örgütlerini, sıradan yurttaşları, mahalleliği ayıplayalım ki? Bu dönemde herkesin tek makul tartışma ve çözüm yerini meclis olarak vurgulaması gerekirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli dün kürsüden sesleniyordu. HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için AKP'nin önünde bir engel yoktur. Buyursunlar mecliste bu sorunu kökten çözelim. Erdoğan ve Davutoğlu yeni anayasa vesilesiyle milletimizin ve devletimizin tarihinden vazgeçecek kadar esnememişse bu Türkiye düşmanlığı kimsenin yanına kalmayacaktır. Türkiye milli ve üniter bir devlettir. Öz yönetim bölünme ve ayrılmadır. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. Yani mecliste meşru oylarla üçüncü parti olarak temsil edilen HDP, topyekün demokratik mekanizma dışına atılırsa Türkiye güllük gülistanlık olacak. Mecliste fiili ittifak halindeki AKP-MHP bloğunun ortak fikriyatı bu şekilde kristalize olmuş durumda. Hayırlı olsun, temizleyin gitsin. Çok konuşmayın düzeni bize en güzel yakışanıdır. Bu arada Adalet Bakanı Bozdağ dün şöyle sesleniyordu. Anayasaya dair ettikleri yemine sadık kalmalılar. 1982 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı Yemini bölümünde üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine ant içerim diye yazılı olduğu için bir an adında adalet ibaresi bulunan bakanlığı adına Cumhurbaşkanı'nı tarafsızlığa uyma konusunda ikaz ettiği zannına kapıldım. Yanılmışım. Meğer HDP'lileri uyarıyormuş. Daha önce de yazdım ya, sadece sözün değil, aklın da bittiği yerdeyiz. Haberdar'da dün Arzu Yıldız'ın dokunulmazlıklarla ilgili görüşüne başvurduğu hukukçu Yücel Sayman, bu soruya hukuki açıdan cevap vermeyi reddediyorum diyor ve şunları vurguluyordu. Hukukun bittiği yerdeyiz. Hukuk yerine yaptım oldu anlayışı işliyor, işletiliyor. Bu yüzden sadece milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler değil, sade yurttaşlar da bir sürü şeyin olmasını bekleyebilirler. Beklemekte haksız değiller. 12 Eylül döneminden kalma despotik bir devlet sistemi vardı. Bu sistem bugün daha da katılaştırıldı. Hukukun olmadığı bir yerde başka bir devlet yapısı kuruluyor. Milli irade devleti kuruluyor diyebiliriz. Sırrı Süreyya Önder endişelerinde çok haklı. Bırakın onu, sokaktaki vatandaş da aynı endişeyi taşıyabilir. Yarın bir gün sen neden kaldırımda üçüncü karoya basarak yürüdün diye tutuklanabilir, diyor. Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Yavuz Baydar.